Bugünlerde Burhan Felek voleybol salonunda bir Galatasaray maçına giderseniz salonun bir bölümünde İlkin Aydın tribünü pankartını görebilirsiniz. Son dönemdeki performansıyla herkesin dikkatini çekti İlkin Aydın. Tabii ki de büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Biz de Filenin Sultanları ve Galatasaray'ın genç smaçörünün hikayesini anlatalım istedik. Karşınızda İlkin Aydın. Tanser ve İlkay Aydın'ın ilk çocukları olarak 5 Ocak 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen İlkin Aydın'ın spora olan ilgisi çocuk yaşta başlar. Eski bir futbolcu olan babası sayesinde futbol, basketbol ve voleybol oynayan İlkin, ilk olarak okulda erkek arkadaşlarıyla beraber futbol oynar. Futbol antrenmanlarına gider ama temas ve itiş kakışın çok olması nedeniyle bu sporu yapmak istemeyen İlkin, lisede voleybol oynayan annesi ve babası tarafından voleybola yönlendirilir. İlk başta voleybol antrenmanlarına gitmeyi pek istemeyen milli voleybolcu, bir gün salonda izlediği Türk Telekom maçında Hırvat voleybolcu Maya Polyak'ı çok beğenir ve voleybola olan tutkusunu daha da artar. Ankara Eğitim Sanat Kulübü'nde voleybola başlayan İlkin, orta oyuncu olarak oynamasına rağmen antrenörü Akın Akyıldız sayesinde defans ve servis karşılamasını da geliştirir. O dönem Türk voleybolunu yetiştirdiği en büyük sporcu olan Neslihan Demir'i hayranlıkla izleyen İlkin Aydın, 2012 yılında en büyük hayallerinden birine kavuşur ve Neslihan'la fotoğraf çektirir. Tabii o günlerde ileride aynı takımda forma giyeceğini bilmiyordu. Ankara ekibi İlbank'ın altyapısına giren İlkin Aydın, fiziksel yapısının uygun olmaması nedeniyle zaman içerisinde smaçör pozisyonuna geçer. Başlarda smaçör oynadığı için üzülen 2000 doğumlu voleybolcu 2016-2017 sezonunda TVF Spor Lisesi'nde forma giyer. U18 milli takımımızla Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynayan İlkin Aydın büyük potansiyelli bir yıldız adayı olarak adından söz ettirmeye başlar. Galatasaray Spor Kulübü de 2017-2018 sezonu başında İlkin Aydın'ı kadrosuna katar. Sarı kırmızılı formayı giyeceğinden dolayı çok heyecanlı olan İlkin için en büyük sürpriz de daha yaşanmamıştır. Sarı kırmızılılar aynı sezon Neslihan Demir'i kadrosuna katar ve İlkin 2012 yılında fotoğraf çektirdiği Demir Lady ile 5 sene sonra aynı takımda buluşur. İlkin Aydın Neslihan Demir'le ilk karşılaşmasını şu sözlerle anlatıyor. Neslihan ablanın bizde oynayacağını bilmiyordum. Koridordan geçiyordum ve Neslihan abla soyunma odasından çıktı. Merhaba diyerek gitti. O anda kala kaldım. Kendi kendime kime merhaba dedi acaba diye etrafıma baktım ama benden başka kimse yoktu. Gerçekten çok heyecanlanmıştım. 2017-2018 sezonu boyunca Galatasaray'da süre bulan İlkin Aydın Sev Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükselmenin heyecanını yaşarken Final Four'da Avrupa 4.sü olunur. Ama 2018-2019 sezonu öncesinde sol ön çapraz bağları kopan İlkin Aydın için 26 Eylül 2018 günü kabusun başlangıcı olur. İki kez ameliyat olmak zorunda kalan milli voleybolcu spordan 2 yıl ayrı kalırken yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlatıyor. Uzun bir tedavi sürecim vardı. Her şeyi yavaş yavaş arttırıyorduk. İlk defa sıçra dediler. Pet şişenin üzerinden sıçradım. O bile beni o kadar heyecanlandırdı ki inanılmaz umutla doldum. Sadece o pet şişeden atlayarak döneceğime inanılmaz bir şekilde inandım. Bu zor dönemi güçlü bir şekilde atlatan İlkin Aydın, 2019-2020 sezonunun sondan bir önceki haftasında oynanan Vakıfbank maçıyla yeniden sahalara döner. Oynadığı maçlarda yavaş yavaş eski performansına ulaşmayı başaran İlkin Aydın, 2020-2021 sezonunda Galatasaray'la Sev Kupası'nda finale yükselir. Ama Monza'ya 2 maçta da 3-0 mağlup olan Sarı Kırmızılılar turnuvayı ikinci olarak bitirir. Baş antrenör Giovanni Guidetti tarafından Filenin Sultanlarına davet edilen İlkin Aydın, 2021 Milletler Ligi'nde bronz madalya kazanan takımda yer alırken turnuvada 19 sayı üretir. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da ay yıldızlı formayı giyen 2000 doğumlu voleybolcu bronz madalya sevinci yaşar. Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki duyarlı kişiliğiyle de alkış alan İlkin Aydın, Nilüfer Belediyespor'la oynanan maçın ardından ülkemizde yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili şu sözleri sarf eder. Yani artık bir kadının yürümesi bile problem bu ülkede. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yeter demek net değil artık. Ben inanamıyorum gerçekten. Söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Gerçekten korkuyorum yani. Bu yarın ben de olabilirim, siz de olabilirsiniz. O yüzden gerçekten söylenecek hiçbir şey yok. Galatasaray'a bu sezon başında katılan Alexia Karutaşu ile ise saha dışında eğlenceli vakit geçiren İlkin Aydın sosyal medyadan da keyifli paylaşımlar yapıyor. Bu arada eski bir futbolcu olan İlkin Aydın'ın babası Tanser Aydın, Şekerspor, Erzurumspor, Denizlispor, Mersin İdman Yurdu gibi takımlarda forma giyerken Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Hacettepe ve Samsunspor'da da antrenörlük yaptı. İşte böyle. Sizlere Ankara'da başlayıp milli takıma uzanan İlkin Aydın'ın hikayesini anlattık. 22 yaşında olan milli smaçör şimdi olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri olacağı benziyor. Siz de kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altında İlkin Aydın hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.